Şimdi eve gidiyoruz. Bir sürü kargom vardı. O yüzden aile evine geldim. O kargoları aldım. Şimdi de onları kendi evime götüreceğim. Dur. Yani ofis. Yani ofise götüreceğiz. Home ofisimize. Bu sefer de çok parladım. Zaten konuşuyorum ve kamerayı açmamışım. İnanmıyorum. Yağmurlu bir günde araba süreceğim. En baştan anlatıyorum. Aile evini annemgille onları dizayn etmek için hepsini alıp gideceğim kendi evime. Onları bekliyorum. Onlar da evden bir şeyler daha getirecekler. Ablam da benimle kalmaya başladı ya. Ablam da eşyaları vardı, onları aldı. Böyle bir taşınma vlog gibi yine bir şeyler oluyor. İlk defa yağmurlu bir günde araba süreceğim. Ya ilk defa sürecek. Bakın bunlar kolilerim. Burası da koyun. Dışarıda. Asya tut bakalım şunu. Sen kameraman ol. Ben kaka yapıyorum. Ben tut ben. Ablama. Hayır, verdiğim şunu falan. Ya, ay, şey ay, diyeceğim. Gerçekten şuna bak. YouTube kanalına hoş geldiniz Beren ablam. Şimdi biz bir dakika ışıklar gitti. Zile basacağız ve ev turu yapacağız. İnşallah duyarlar. Bir dakika basamadım. Ha, bastım. Bir de tıklayalım adet bende. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepiniz ev vlogu hoş geldiniz. Beren Hanım, Ceren Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Geldiğimiz daha da çok iyi oldu. Oo, neler duyuyor bu kulaklarım, inanmıyorum. YouTube kanalı olmasa da o kadar iltifat etmeyecek yani. Arada bir karıştırma. Oyalar aramızda. Evet. Kardeş ilişkilerimiz. Aa, gözlerimi düştü bakma. Buyurun ayakkabılarınızı çıkarınız. Buyurun. Evet. Yeni. Hayır dur. O terlikte kiri değil miydi? Aa, yoksa bununla mı çıktın az önce? Hayır, bunu hiç çıkmadım. Bununla çıktım. Güzeller güzeli terlik pandemi. Oha, inanmıyorum. Her misafirime vermiyorum. Tek ben giyiyordum. Bir de sen kardeş kontenjanın. Oo, bak altına duydum. Evet. Evet, şimdi birlikte. Hepinize merhabalar. Size merhabalar. Ha dur, önce bunu ilk başta söylemek istiyorum. Arkadaşlar 100 bin olmama çok az kaldı. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram yorum yapmayı unutmayın. Hem de Instagram hesabım var benim. Şuraya koyar, Eren şuraya. Blog, ablamın hukuk forever. Onun kısmını şuraya koysun. Kameramanın Reyyan Blog. Benim kısmını da buraya koysun. Evet. Bir de bizim koçluk hesabımız var. Maza koçluk. Bir de oraya da çıkıyor. Onu da biraz açın, tam aranıza koysun. İyileştim. Maza koçluk da şuraya gelsin. Evet. Maza koçluk. Bu arada onu da söylesene koçluğu. Şöyle maza gel. O zaman gel arkadaşlar. Ablamdan şimdi çok bak ciddi dinleyin bunu. Ciddi bak. Şimdi ciddi bu video şu ortaya gel. Ortasında yüklenmiş olacak. Bu şöyle bir ciddileşim. Arkadaşlar maza koçluğa hepinizi bekliyoruz. Koçluğun detaylarını bana hep soruyorsunuz. Burada kısaca bir bahsedeyim. Size haftalık program yapıyoruz. Bir ay süresince günü gününe sizin neler yapacağınız koçlarınız tarafından belirlenmiş oluyor. Ve siz hangi hedefi istiyorsanız, yani hukuksa hukuk, tıpsa tıp, mühendislik ise mühendislik okuyan bir koçumuzla derece yapmış, YKS'de hedefine ulaşmış bir koçumuzla sizi veriyorum. Onunla birebir görüşmeler üzerine size özel bir program yapıyoruz. Yani tamamen sizin eksiklerinize göre bir program yapıyoruz. O yüzden maza koçlar sizi bekliyoruz. Bu sıralar YKS'de kırılma ayları. Bu kırılma aylarında maza koçlar gelin. Buradan daha da güçlenerek çıkalım. Rakiplerinizi eleyerek çıkalım. Mazaya gelen, mazayı bilmeyen, bin pişman gelen, bin gelen de bin memnun derken nazar.
nazar çıktı görüyorsunuz. Mazanın öğrencilerine nazar değmesin maşallah tık 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 diyoruz. Aşağıya açıklamalar kısmına etiketledik. Orada hakkında kısmında bizim telefon numaramız, WhatsApp hattımız, internet sitemiz hepsi var. mazakoçluk.com girerseniz bakabilirsiniz. Şuraya Instagram adresimiz de geldi. Koçluğun numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Hakkında kısmındaki numaradan ayrıca Instagram DM'den de yazabilirsiniz. Selin çalışma odamından başlayalım. Önce buranın kapısını siz açalım. De ki Ceren Hanım, Ceren. Tamam. Ceren Hanım, Beren Hanım, müsait misiniz? Gelebilir miyiz? Çalışmalarımıza hoş geldiniz. Gel Beren. Buyurun, buyurun, buyurun. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle, dur. Konu. Burası olmadan o an kendi sanma. 0.5'te mi çekeyim, 1'de mi? 1'de çek. Tamam. 0.5'te çok. Arkadaşlar biz bu odayı ikiye ayırdık. Ablamın bölümü, benim bölümüm, ortak alan. Dur, önce her tarafı göstermem. Şimdi burası benim bölümüm. Keşke bir telefondan çekseydim. Burası benim, orada kal. Bu benim her zaman oturup burada ders çalıştığım alanım. Ah, MacBook'umu getirsene şuraya. Burası babamın patron koltuğuydu, bu sandalyesiydi. Sonra babam artık patronluktan kendi kendini istifa edince onu ben aldım. Babamın yerine ben oturuyorum. Ve şöyle yamuk yumuk bir örgüsü var bunun. Ha, bunu da ben kendim ördüm arkadaşlar. YouTube'da gösterdin böyle mi bu örgüyü? Yok, göstermedim. Üçgen şeklinde örmek istedim. Asla yanlış örmedim. Allah aşkına bir şey diyeceğim. Tam üç örgüsü ne, gibi bu değil mi? Şöyle burası benim her zaman çalışım. Bu üzümler neden burada bilmiyorum. Şöyle çok çalışıyormuş gibi de burada dursun. Burası kitaplık. Zaten böyle düzenli değil. Burası da düzenleme aşamasında olan diğer kitaplığım. Bu da benim defterlerimi koyduğum, şu aşağıya gereksiz eşyaları koyduğum bir alan. Şöyle, evet, şimdi bir dakika şöyle bir gösterelim sen haricinde. Böyle bir yerimiz var. Dur, benim burada bir çek. Şöyle uzaktan. Ceyda Kasabalı, benim bir çek. Dur, ders çalışıyormuşum gibi böyle gözüküyorum ders çalışırken. Şuradan alayım. Tam bu kadar yeter. Asya Hanım sizi Bu da benim size etüt saatleri yazdığım bir tahtam. Buraya etüt saatlerimi yazıyorum. Instagram'da paylaşıyorum. O yüzden Instagram'da takip edebilirsiniz. Bu da bir tel konu. Burada bir önceki kiracıdan kalma şeyler vardı. İki tane çivi vardı. Boşa gitmesin diye bunu astım. Altına da bir çerçeve gelsin istiyorum. Öyle işte. Daha böyle buralarla oynama yaparız da bu şimdilik hani çok merakınızı gidermek amacıyla çekildi. Şimdi 3, 2, 1 alın alını. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi şöyle, burası da benim kendi çalışma masam. Burada hukuk derslerine çalışmaktayım. Şöyle alayım tam açı. Hukuk öğrencisi olarak. Şurada zaten cübbesi var, görmektesiniz. Kendini masa etme adına hukuk öğrencisi olarak. Yaklaşık üstünde de adı var. Gelin. Tabii ki. Böyle kendime yaptırmış olduğum. Böyle bir detayı var. Avukat Merve Ceren Eren yazılı bir cübbem. İnşallah bunu gelecekte mezun olunca 2-3 sene sonra. Evet, şimdi giyeceğiz. Görmemişlerdir ki hep birlikte görmek isteriz. Bir giyebilir misiniz acaba? Mahsur yoksa. Bir giyeyim sizin için. Şöyle nasıl yakışıp yakışmadığına bir bakalım. Aslında o da karada kayıyor ama. Nasıl? Videonun geri kalanında böyle devam. Evet, devam edelim. Ben kendimi çekmeyeyim de. Takı dolabımı ama içi içini göstermek isterim. İçi bizim küçük bir ardiyemiz. Deterjanımız olsun, sinek ilacıdır. Burada böcek ilacı bunu çözüyor. Ha yok pardon, bu da sivrisinek ilacı. Bunu fişe takıyorsunuz, o şekilde sinekleri önlüyor. Bunu zaten bilmiyorsanız, kullanmıyorsanız kullanın. Bunu kullandığınızdan beri bez kullanmayacaksınız. Hadi ben şuradaki güzel detayımızı, hoş nadide parçamızı gösterebilir miyiz? Gösterebilir miyim? Balkondan önce ben şu üstümü bir çıkarayım yine de. Şöyle. Dışarı çok göstermelerde olduğumuz belli oldu. Evet. Buraya kışın, ay yazın buraya bir masa koyuyoruz. Aynen. Böyle güzelce kahvaltı. Şu sandalyeyi orada düşürmüşsünüz aynen, ama. Aynen, falan burada içiyoruz. Aynen, çok içiyoruz. Evet. Kıza gelelim. Şimdi ben de ışık tuttum ama. Ortak alanımızdan önce ben önce kendi bir alanımı göstereyim. Ha. Gel, gel. İşte ortak alan. Tamam, ben kendimi alayım. Neden, sen kendisin alın. Şöyle, sen alın. Şimdi burası kütüphanemiz. Abla nasıl burası ayırdığımızı söylesene. Köşemiz. Şimdi bu taraf benim köşem, bu taraf Beren'in köşesi, ortada ortak. Karışık. Hani güzel. Şimdi ben anlatayım size nasıl kitapları okuduğumu. Zaten burada gördüğüm zaman bakıyorsunuz ikiye ayrılıyor. Tamamen iki zıt kutu.
topu. Hiçbir ortak nokta yok burada. Neyse. Asya var, Asya'yı almayalım. Şöyle bir çekişim başlayalım. Bunlar benim... Asya, sen çıkma bir. Şimdi gel, kitaplarımı bir anlatmak istiyorum. Zaten bana soruyorsunuz hazır Beren'in kanalındayken size söyleyeyim. Ben tarihe benim inanılmaz bir ilgim var. O yüzden bunları okumayı seviyorum. Eğer tarih okuyorsanız İlber Ortaylı kitaplarından okuyorum. Eğer hani böyle başlangıç seviyesindeyseniz onun dili daha hafif oluyor. Daha akademiksel dile geçmeden onları okuyabilirsiniz. Şimdi gel benim kendi kitaplarımı göstereyim. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu imzalı bir kitap. Şöyle göstereyim. İlber Ortaylı imzalı kitabın nerede? Onu Beren kendi bölümüne almış. Kişisel gelişim kitabım. Bunu imzalatmak için İlber Ortaylı'ya Haziran sıcağında güneş tepedeyken saatlerce bekledim, imzalattım. Bu benim kitabım. Ya aman ya. Hayır. Sarı yakışıyordu. Hayır ama lütfen. Neyse. Çok sarı değil aslında, o siyah yani. Evet. Bir de benim bir tane daha İlber Ortaylı vardı. O da herhalde bir yürütülmüş buradan. Neyse, önemli değil. Burası dediğim gibi böyle tarih kitaplarım. Burada birazcık daha geri geçmişe olan tarihim şeylerimiz var. Göktürkler kitabım falan var. Geri kalanı da evde, onları da getireceğim inşallah. Şurası da benim hukuk okuduğum için hukuk öğrencisine ait olan kitaplar. Böyle birinci sınıf, ikinci sınıf kitapları var. Daha hani evden buraya taşıyacağım kitaplarım vesaire var. Bunu da şöyle bir göstermek istiyorum. Ben bu hançeri 9. sınıfta onur belgesi almıştım. Onur belgesi alanları da Çanakkale'ye götürüyorlardı. Şöyle bir hançer almışım oradan. Dur, arkasıyla elini şöyle tutsana. Şöyle üstünde de benim baş harflerim var. MC. MCE. Bir şurada da benim kanunlarım vesaire var. Şunları ilgisi olanlar için şöyle bir göstereyim. Medeni kanun, anayasa, ceza kanunu, borçlar kanunu vesaire, bu şekilde. Bu da benim geçen sene... Ya ortak alanımızda ikimizin, hani bu Harry Potter benim en sevdiğim şey. Hani benimdi burası. Buraya da ablamın işte medeni hukuklarını koyduk böyle. Şurada hakim sokma. Hakim olmak istemiyorum ama bazen evde canım birilerine karar vermek istediğine karar veriyorum. Buna vurmak bir şereftir. Ben vurmak isterim. Zaten nazar annem, nazar. Bazısının eline de yakışmıyor, görüyorsunuz. Hukuk bir veriyor musun? Bir niye meselesi. Neyse gel ortak alanımızdan. Şimdi ortak alanımızdaki fakirlik zenginliği göreceksiniz. Benim boyama kitabıma bakın. Şu. Peki benim boyama kalemlerime bakın. Tamam. Benim boyama kalemlerim şu. 24'lük kuru boya seti. Şimdi Beren'e bakıyorum. A101'den. Evet, bunu da A101'den aldım. Çok pahalıydı. 70 mi? 50 mi? Öyle bir şey aldım tabii. Burası da Beren'in guaj boya. Yağlı boya şeyi. Paleti, tuvali, fırçaları. Yani biraz... Gardın abla olmak fakirlik göstergesidir abla. Üzgün mü? Neyse. Bu arada şaka bir yana, ben bunlarla uğraşmayı sevmiyorum. Bana çok uğraş geliyor ama şunu aldığınızda böyle koyuyorsun ya. Çok hoşuma gidiyor. Yani az da yer kaplıyor. O yüzden benim alanım. Evet Asya, senin her şey. Sevgili gençler, şimdi gel. Evet. Beren'i alayım. Bu arada şundan bahsetmedim. Ha, bu da benim doğum günü hediyem. Beren'in bana doğum günü hediyesi. Bu böyle etrafı aydınlatıyor. Karanlık olduğunda daha da böyle güzel oluyor. Bir ışıkları kapatalım. Üç tane kitabı ayrıyeten göstermek istiyorum. Dur. Şöyle çok güzel görünüyor. Zeynep, neden geri açtın? Bir dur, bir bu romantik anı yaşayalım. Evet. Benim de Harry Potter bölümümde. Aynen, dünyanın etrafında yürüyen bir kız var. Bir ışığı açalım. Bir arkadaşlara kitap göstermek istiyorum. Şimdi 10. sınıfta edebiyat dersinde Divan-ı Lügat-ı Türk, Kutadgu, Bilik, Atabetül Hakayık falan görüyorsunuz ya arkadaşlar. Ben de bunların hepsi var. Gel. Hava atıyor ya. Divan-ı Lügat-ı Türk çok güzel. Gördüm. Şöyle bakıyorsun. Bu zaten bir sözlük olduğu için eski Türkçe kelimeleri görebiliyorsun. Onların Kaşkarlı karşılıkları. Evet. Biz bunu 9'da coğrafyada gördük. Kaşkarlı Mahmut bu. Daha sonra şurada Kutadgu Bilik var. Bu dur da şunu görelim. Şu şekilde Kutadgu Bilik, Yusuf Asacı, Mutluluk, Mutluluk diyorum. Bu kitap devletin nasıl olması gerektiğini anlatan bir kitap. Türklerin İslamiyet'e geçiş döneminde yazılmış. Atabetül Hakayık çok güzel. Bu böyle bakın.
Bu böyle beyitler şeklinde, beyit diyorum, bu böyle dizeler şeklinde, tamam mı? Burada metnin orijinalini görüyorsunuz. Burada da günümüz Türkçesini. Bazen ben burayı okuyorum. Sonra zaten burayı okuyorum. Hani Türkçe'de ne olduğunu anlamak için. Ama zaten Türkçesini de anlamış oluyorsunuz. Yani çok bizim dilimiz çok bozulmaya uğramamış. Eğer kamerayı baş teslim ederseniz eşime bir soru yöneltmek isterim. Tabii, buyurun. Evet, konuşalım. Avukat Hanım, en sevdiğiniz bölüm hangisi? Ne açıdan? Yani şöyle komple. Ya benim en sevdiğim bölüm şurada çalışmaktan da çok keyif alırım ama şu an şu kısım oldu ya. Gerçekten çok sevdim. Orası iki bölüm oluyor. Birisini seçmesin. Şu. Zaten bu var diye buralar var, aynen. Amacı zaten. Bu, evet, zaten amacımız bunu giyebilecek. Peki. Resmiyet. Çok minik bir adet soru ve cevap isterim. Evet. Ben avukatlık istiyorsunuz. Yani savcılık hakimlik dışında neden hukuk diyebilirim? Neden hukuk? Şimdi şöyle. Ben zaten küçük yaşlardan itibaren, hatta ilkokul diyebilirim, hukuk istiyordum. Bunun sebebini de daha sonra düşündüğümde şuna karar verdim. Ben böyle hayatımın belli noktalarında hep haksızlıkları görmüşüm. Haksızlığa uğradığım noktalar da olmuş ama hep çevremde haksızlığa uğrayan birilerini görmüşüz. Ve ben böyle sosyal olaylardan da çok etkilenen biriyim. Mesela şu an gündemimizde Filistin Gazze olayları var. Bunlar benim ilkokul zamanımda da vardı. O dönemde de Suriye Savaşı vardı. Hala devam ediyor. Bunları gördükçe ben bunları engel olabilmek için kendimi hukuku seçtim. Burada böyle daha kötü durumda olan insanlara yardımcı olabilmek ve gerçekten bu işi hakkaniyetle yapabilmek adına. Çünkü çevremizde hukuk evet var ama bazı noktalarda hukuk sembolik olarak var. Yani uygulamaya geçtiğiniz zaman hukuk gerçekten haklının yanında değil, bazen sadece güçlünün yanında oluyor. Ben öyle olmak istemediğim için, gerçekten haklının ve adaletin peşinde koşmak istediğim için hukuk seçtim. İnşallah da öyle bir meslek hayatım olur diyorum. Peki son bir sorum vardır. Neden avukatlık, hani savcılık ya da savcılık yaptığım zaman istediğim olaylara bakamayacağım. Yani şöyle, yine istediğin alanda olmuş olabileceksin belki ama avukatlıkta ben istediğim davayı alabileceğim, istediğim olayların peşinde koşabileceğim. Yani gerçekten haklı bulduğum kişilerin yanında olabileceğim için avukatlık istiyorum. Bir de devlet memuriyet kafası bana çok uymadığı için kendim serbest çalışmak istiyorum. O yüzden avukatlık. Şimdi kamerayı ben devralıyorum. Beren'in köşesindeyiz. Teşekkür ederim cevaplarınızdan kaynaklı. Beren Hanım, şöyle geleceğim. Bir çıkar mısınız oradan Beren Hanım? Ha, ya da gelin Beren Hanım. Şöyle giriş yapmak istiyorum. Beren Hanım. Yeni evinizdesiniz. Neler hissediyorsunuz? Bize biraz anlatın. Beren Hanım. Evet. Asya ablacığım. Fark ettim. Yani bilmiyorum. Şu an çok mutlu hissediyorum. Bu yani sevdiğim bir kütüphane oluşturmak. Evet. Ki daha gelecek kitaplar şöyle da var. Beren'in bölümüne bir ağır çekim. Şöyle evet. Klasikler, herifler. Hediye edilmiş kağıdı benim olabilir mi? Ha, bu arada ben dış ses olarak bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Oradan şu klasikler bölümünde benim kitaplarım da var. Sadece ayırdığımız işte. Hani orada ben de okudum onlardan. Evet. Okuduklarım var ama. Aynen. Benim de okuduğum var. Burası, evet. Evet. Ya, genel olarak onun tarzı ama tabii. Yani mesela bizim evde de ablamla birlikte kitaplığımız vardı. Yine böyle. Ama yine de böyle burası mesela benim diyebiliyorum ya. Ve benim aynen. Hoşuma giden. Baktığım zaman of bir kısa bokmuşum şöyle falan diyebildiğim için çok mutluyum. Evet. Burası klasikler okumayı çok seviyorum. Cidden özellikle oğlum. Evet odur. Okumayı hatta oğlum ne yapmayı post-it koyup bırakmayı. Bu kitabı okudum bayağı şuraya kadar falan okudum sonra yarım bıraktım. Oğlum. Benim kitaplığımda çok fazla okuyup yarım bıraktığım kitaplar var. İnşallah vaktim olduğunda yani okumak istiyorum. Hani bunlar için özellikle vakit ayırmak da istiyorum. Evet. Şu kısmın hepsini okudum. Şurayı okuyamadım. Bunlar güzel duruyor okuyacağız. Diye aldım. Karamazov kardeşlere ben başlamıştım da okuyalım onları. Ben de Anna Karenina'ya başladım. Şu post-it'in olduğu yere kadar geldim. Aslında onlar çok güzeldi, evet. Hatta bir iki video öncesinde dedim ki bu kitaba bir daha başlıyorum. Ama onun devamını getiremedim yine. İnşallah. Burası şöyle yapmak istedim. Hani Harry kitapları var ya ortada. Evet. Buraya da dedim hani Harry köşesi yapayım. Buradaki Harry kitabının ilkini göster istersen. Onun baskısı eski. Evet. Hatta onu ben ilk baskılardan sana. Biri bu. Hatta böyle bu birazcık sarardı. Böyle kitap kaç çıktı falan. Kaç senesi bir bakalım. Bakalım. Yazıyor mu? Tabii ki yazar. Diğer taraf. 2001 herhalde bu.
Baş çevir de bu biraz yetecek gibi. Bak nerede? Harry Potter. Aha 19. baskı 2005. Evet. 2000 yani 2000 baskı. Evet, 20 senelik kitap. Evet onu sana ben vermiştim bunu da söyleyeyim. Evet. Ablam ve ilk kitabını verdi. İlk kitabını okuduktan sonra tüm seti aldı. Yani Harry Potter sevdası benden geliyor arkadaşlar. Önce filmlerini izledim ama. Önce filmlerini izleyip sonra kitabını okudum ben. Pandemi döneminde başladım zaten. Benim bu sayfayı açma yani Instagram'daki sayfamı açma sebebim de Harry Potter. O yüzden hani bağı benim için yani bir kitap ya da hani böyle kitaptan çok böyle sizinle de bağlantımı kuran bir aracı ya. Ayrı bir o yüzden sevgim de var. Bu böyle doğum günümde gelmişti. Evet. Anahtar. Bunu da buraya koydum. Bu ajandam. Harry Potter ajandası. Onu da sana ben almıştım. Bu detaylara niye hiç girmiyorsun? Bu Aslı Beren üstünde ismimin yazdığı bir termos. Evet. Bunu da kitap fuarından almışım. Ankara kitap fuarı. Bağ kazanlı yengem boyayıp bana hediye etmişti. Sayfa olunca ben böyle hani objeler koyup çekiyordum ya. Dedi hani bunu da masana koy bu da dursun diye hediye etmişti. Bu da Harry Potter filmine gittik. Zeynep'in doğum günü için iki tane bilet almıştım. Yaklaşık bir ay önce Harry Potter tekrar videona girmişti. Aynen öyle. Ekim burası da ayında. Benim. Şu kitaplar değil de şurası kişisel gelişim kitaplarım. Ya şu alan herhalde. Evet. Daha evde de var. Bu mümin segmentlerin hepsini okudum. Bunun yarım kaldı bile. Ben de okudum herhalde. Aynen. Şu otomatik alışkanlıklar bu falan. Burası benim, aha burası benim böyle serilerimin olduğu bir kısım. Alacakaranlık filmini de izledim. Kitaplarını da okudum. Burası Anna Karenina'dan oluşuyor. Yine Anna Karenina değil. Yeşilin Kızı Anne. Aynen. Buranın filmi dizisi vardı Netflix'te. Dizisini de izledim ama dizisi yarım kalmış. Herhalde devamı gelmiyor. Aynen. Burada yine kişisel gelişim kitaplarım var. En aşağıda da printerlarımız var. Hayale gösterdi. Kahve köşemize gelelim. Evet. Kahve köşemiz daha tam kahve köşesi olamadı. Kahve makinemiz buraya gelecek. Buraya hani kupalarım ay. Bunların hepsini daha yeni aldım. Hatta kargoçluğunu yaptım. O kısımları da koyarım. Evet. Bunu babam o kadar beğendi ki fiyatından dolayı. Biraz pahalıydı. Biraz 200 TL'ye kadar da bir kupa. Ama çok hoşuma gitti. Böyle evet. Burada bir ay. 200 mü verdin? Bulunsun evet. İstedim. Her böyle kahve çay içenlerin evinde olduğu için bunlardan da almak istedim. Bu yine bu annem mi aldı? Hayır bunu onu ben aldım. Ha, bunu da ablam. Ben şu dedim ya size hançeri aldığımda evet. Hatta bu çaydanlığın şöyle bir anısı var göstermek istiyorum. Bu tamamen el işlemesiyle tamamen el işçiliğiyle yapılan bir çaydanlık. Çalakale'den. Ve bunu aldığımda bu ustanın son eseri miydi öyle bir şeydi yani son yapıtı gibi bir şeydi. O şekilde almıştım bunu. Buraya şey yapmak istiyorum hani tel konuyu alıyorlar ya şöyle 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 oluyor üstüne bardakları falan şöyle asılıyor. Evet. O tarz bir şey yapacağım. Bu kahve köşesi geliştirecek. Şey biraz daha bunu annem kahve köşemiz deyip kahvesiz kahve makinesiz kalmayalım diye bize kendi kahve makinesini verdi. Getirdi. Ben gidip de 10 bin liraya almayayım diye sadece. Canımız. Ablacığım. Ay bir şey diyeceğim. Şunlar tam bir fiyasko. Bunları bir belirtelim. Bak. Arkadaşlar şunların 6 tane alıyor bunlardan tamam mı? Bunların altılısını alıyor ve bunlar plastik çıkıyor. Hatta iyi ki 2 tane falan aldı. Bak şöyle yere atsam kırılmaz. Tamamen bir fiyasko yani bunlar. Ya ben anlatacaktım. Arkadaşlar biz ben yaptım onu öyle. Bunların hepsinin alışverişini daha yeni yaptım zaten. Bugün kargodan geldi. Bugün toplayıp hemen böyle size neden ev vlogu çekmedim? Çünkü bunları almak hep aklımdaydı. Daha burayı da düzenleyemedim ama hani böyle editiydi falan biraz birkaç gün daha sarkacak ya daha fazla sarkmasın diye hemen çekmek istedim. Bunlar da bak şu kupaları falan diyorum hepsi pahalı pahalı. 6 tanesi 50 liraydı ya da 55 TL. Anneme götürdüm. Annemin bu 55 liraymış 6 tanesi ama ben cilam zannediyorum. Annem Allah Allah dedi neden 50 TL dedi hani. Neden bu kadar ucuz falan derken dedim neyse alayım. Annem hatta dedi ki bir tane de bir bana al dedi hani evde kalsın. Ben dedim hani bir tane de bir alalım. Bu da plastik çıktı. Neyse. Teramik. Bu da Engdiş Home'dan kazıklanarak aldığı koku. Eve koku veriyor mu? Hayır. Kokuyu almak için dibine giriyorsunuz. Bak böyle burnunu buna dayayacaksın. Evet ancak böyle kokuyor. Ama bu ne kadar para verdi buna? 150 TL.
Çok ucuzmuş canım çok ya. Ucuz, sıkıntı yok. Biz zaten parayı sokaktan topladığımız için gökten yağıyor yani. Beni gömmeyin. Benim videomdasınız. Benim kanalım. Ayıpsın kardeşler. Birbirlerini hem gömmek hem de yüceltmek için vardır. Evet. Bu da gel bana yaklaşsın da ben yaklaşayım. Sen çok dibe girdin o yüzden. Bu da seramik kupalar. Bu da yine böyle güzel durur diye aldım. Annemin meşhur böyle kelebekli takımıydı. Bu 6 tane mi var? 2 tane. 6. 6 tane var. Annem bana 2 tane burada sırf görüntü olsun diye. Ay arada bir bulanıklaştır diyor. Bir şey olmaz. Sinematik mi atıyor? Getirdi. Bunu da böyle buraya koydu. Daha şu aşağısı falan görüyorsunuz bomboş. Burayı düzenleyeceğim. Hani burası daha düzenlenecek hali. Şimdi hani genel bir gösterim yapalım. Şimdi burası salon ya. Bunun yanı zaten 1+1 olduğu için burası mutfak var. Eğer seneye yani Ankara'da kazanırsam bu ara bu sene bu aradaki duvarı yıkıp Amerikan mutfak yaptırmak istiyoruz. O yüzden şimdi çok mutfağa masraf yapmıyoruz. Mutfak dolapları falan değişmek istiyoruz da. Gel şimdi öğrenci bir bakmayın. Şimdi bu buradan gidecek. Ama ben artık seni çekmek istediğim için çekiyorum. Burası dar bir mutfak. Gerçekten tam öğrenci mutfağı. Dolap. Gel. Dolabımız böyle bayağı. Ama şimdi burada elini uzat. Burası o kadar dar değil. Ha burası o kadar değilmiş. Aa. Bak burası daha geniş. Şimdi fark öğrenci yemeği makarna pişiyor. Farklı bir şey olabilir miydi? Karıştıralım. Burada... Değil mi? Makarna tarifi verelim mi kısacık? Hiç, dolaplarımız falan böyle gösterelim. Burası erzak bölümü. Erzak deyince akma Survivor geldi. Aynen erzak bölümü. Böyle minicik anlatılacak bir şey de yok. Hani dolabın içinde... Göstereyim mi yoksa gelelim mi? Gel göster ya. Çok bir şeyimiz yok yine. Ay bir dakika kamerayı çok yamuk çektim. Bardaklarımız var. Tabak. Daha çatallık bir şeyimiz bile yok. Böyle fakir anne bir öğrenci. Şeysin yani ben yapmamış hani ya en azından yıkalı yani öyle şükredin. Yani anlayışlı. Anlamazdın. Gel. Bu kapımız, dış kapımız. Burası tuvalet göstermeyeceğim. Cavlacığım. Arkadaşlar burayı da dur şöyle şurada durayım. Arkadaşlar burayı da sadece görüntü olarak anlatacak bir şey yok zaten. Koltuk var. Öyle. Askılığımız var o kadar. Onu normal topladığım bir vakit bir haldeki kısmını koyarım. Burada anlatacak bir şey yok çünkü. Şarkıyla izlersiniz. Okay. Görüşürüz. Bye. Let's kadar. Go. Bir ayet bir çünkü. Yapamam. Ayağa kalk. Aç şimdi. Dur. Dur bekle açacağım. Açık. Beğenmeyi. Dur. Arkadaşlar şimdi 100.000 olmama çok az kaldı. O yüzden beni desteklemek için abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bir like hak etmiyor mu bu kız? Bu güzel, muhteşem. Bir like hak etmiyor mu? Ne? Duyamadım. Şu benim kardeşim Beren'e 100.000 olması için abone olur musunuz? Yetin daha. Durun. Önce bir söz almalıyız. 100.000 abone olursanız Asya'yı çeksen. Asya'ya da abone olun. Bu kız gece 2'lere 3'lere kadar edit yapıyor. Bir 100.000 plaket açılışı yapmayalım mı? Evet. 100.000 plaket açılışının 2024'ten önce gelmesini istiyorsanız abone olalım ve hemen 100.000 yapalım. Bir dakika, bir şey baba sen bir şey demek ister misin? Bir de abone olun de. Abone olun. Abone. Öncelikle abone olmak için ben bir söz isterim. 100.000 abone olursanız Beren Hanım neler yapacaksınız bu YouTube kanalına? Çekili plaket açılışı. Sen o kadar umutsuz bak ki. Asya'yı çeksene Asya. Değil mi Titil? Abone olmayı da unutma de. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bir like atın. Bir daha görüşürüz.
dedi, ben onu izleyeceğim. Arkadaşlar bu oturma odası aynı zamanda yatak odam böyle. Burayı hani biz home office olarak yaptığımız için böyle bir yatak ya da ranza almak istemedik. Böyle garip durmasın diye. Şöyle şurada pufu var. Şöyle göstereyim. Bu puf. Şunu şuraya alıp bunu da oraya aldığımız zaman burası iki kişilik yatak oluyor. Altına işte şurada da bizim çarşafımız, yastığımız falan bulunuyor. Onları bir hurç almak istiyorum. Çünkü böyle kötü görünüyor. Onu bu aşağıya seriyoruz. Bunları da hani buraya diziyoruz yastıklara. Böyle yattığımızda normalde biri gelmeyeceği zaman öyle kalıyor. Yatak şeklinde kalıyor. Ama böyle işte bugün babam gibi falan geldi ya. O yüzden böyle L koltuk şeklinde kullandık. Burada ablamın işte seccadesi var. Namaz kıyafeti, eşarbı var. Burada da böyle küçük gardırop yaptım yani. Burada kıyafetlerimiz işte... Şunda bu odada böyle. Ama yine Ankara'da kazanırsam seneye buraya böyle ranza alınacak. Şurası şöyle gardırop olacak. Hani şu böyle gömmeli şuradan şuraya kadar falan. Yani her şey benim bu sene sınavı Ankara'da kazanıp kazanmamamla ilgili. Ona göre hani seni hani burada kazanamazsam burayı tamamen böyle ofis moduna da geçirebiliriz. İşte ev moduna geçireceğiz. Böyle seneye bağlı. O yüzden böyle burası da.